Doğru mu bu? Doğru mu Koray? Koray böyledir işte. Gizem yaratmayı, macerayı sever. Neyse gençler, ben sizi yalnız bırakayım. Koray'ın anlatacakları vardır. Başka yerde konuşuruz biz. Bırak bizi gidelim. Hani ailen yoktu senin? Niye yalan söyledin? Yasemin bak, sana her şeyi anlatacağım. Ama şimdi gidelim, gel. Gidiyorsun bir yere. Bırak şu kolumu ya. Hiçbir yere gidemez. Bırak gideceğiz ya. Gidemezsin. Ya bıraksana. Kız orada kalacak. Bağlayın bunları. Bırak. Bırak kızı. Bırak. Bırak. Dokunma. Ya bırak beni. Bırak onu. Bırak. Bırak onu. Bak bırak onu bak. Yasemin. Bak onun kılına zarar gelirse bak. Bırak. Benim babam böyle bir adam işte Yasemin. Bu yüzden terk ettim ben evi. Bu yüzden çıktım onun hayatından. Ya beni kazanmak için bile kullandığı yönteme bak ya. Benim babam ustam gibi değil Yasemin. Onun gibi değil. Adam seni kaçırdı ya. Seni kaçırdı. Yani sen bu zenginliği bırakıp bizim gibi yaşamayı mı seçtin? Ben o hayatı hiçbir zaman tercih etmedim Yasemin. Ne desen, ne yapsan haklısın. Sana bunları daha önce anlatmadığım için çok pişmanım. Herkesin hayalini kurduğu o konforlu, zengin hayatı daha ahlaklı, dürüst yaşamak için mi bıraktın? Anlattın benim çok sevgili oğlum sana gerçekleri. Evet, anlattı. Ne diyorsun? Sana daha önce anlattığı yalanlar için herhalde kendini küçük düşürmüş hissediyorsundur. Emin ol, bu dünyada senin yaptığını yapabilecek çok az insan var. Evet, biraz aptalsın ama kesinlikle doğru insansın. Eğer Koray zengin diye bu hava tafra yapıyorsan bil ki... Sizin paranızı istemem ben zaten. Duydun işte kızı. Bırak bizi gidelim. Hey! Nereye gidiyorsun? Beni hiç affetmeyeceksin diye düşünmüştüm. Şu an var ya, ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Sen affedilecek bir şey yapmadın ki. Hem söylediğim gibi, sen benim kahramanımsın. Beş parasız bir kahraman ama. Kimin umurunda? Hem kahramanlar zenginlikleriyle değil, cesaretleriyle kahraman olurlar. Babam ablam ne yapıyorlar acaba? Ya kahrolmuşlardır şimdi. Çıkmamız lazım. Merak etme Yasemin. Çıkacağız buradan. Çıkaracağım seni.